Buluşacak başka yer bulamadın mı? Ben sana demedim mi pastane falan olsun diye? Ne güzel vezir parmağı ısmarlayacaktım sana. Bende de kol böreği var, ister misin? Allah'ım ya. Şu mis gibi havada adama kötü kötü espriler yaptırıyorsun. Senin gibi az ömrü kalmış birisi için fazla neşelisin. Vallahi iş kimin yaşayıp kimin öleceğine kaldıysa o pek belli olmaz Serhat'cığım. Olur olur. Kafamda bir saat var, merak etme. Ve o saat tıkır tıkır işliyor hem de geriye doğru. Ve Ertan, senin zamanın doldu. Dadali, dadali işaret geldi kardeşim. Çak kalbine. Ya. Ya. Ay 70 milyonun çocuğu hazırlıklı gelmiş. Ah be Serhat, hep böyle yapıyorsun biliyor musun? Ne zaman böyle tatlı tatlı konuşsak? Ya bir hareket çekiyorsun, bir şey söylüyorsun, neşemizi kaçırıyorsun yani. Ben sana ikide bir seni öldüreceğim diyor muyum? Hoş, gerçi eskiden diyordum ama o şirketin başına geçmeden önceydi. Ha. Şimdi anlaşıldı Vehbi'nin terrakesi. Hadi sarı Erol baban da hemen atladı diyelim. Bir jilecon baya ne yaptın da hemen sattılar İsmet Ali'yi? Vallahi onu söyleyemem, o meslek sırrı. Ama sana şu kadarını söyleyebilirim. Biz seninle bir elmanın iki yarısı gibiyiz Serhat'cığım. Evet, sen kurtlu tarafısın. Vallahi itirazım olmaz. Sonuçta birimiz olmadan diğerinin hiçbir anlamı kalmıyor. Hani hep sen benimle oyun oynuyordun ya. Bu sefer bir defalık ben seninle oyun oynayacağım ve emin ol bu sefer ben kazanacağım çünkü artık sıra bende. O işler sırayla değil Ertan, sopayla oluyor. Biliyorum, sopa kısmını da senden öğrendim zaten. Ama senden çok başka bir şey daha öğrendim Serhat. Senin zayıf tarafını. Ha, ayağındaki nasırları söylüyorsun. Hayır Serhat, merhametin. Şu hiç tanımadığın insanlar için canını tehlikeye atıyorsun ya. Mesela şu fuhuş şebekesinin kaçırdığı Fatma. Ne kadar güzel, acıklı bir hikaye değil mi? Ha, bu hikayenin içinde Combo olduğu için şimdi Yusuf Yusuf etmeye başladınız değil mi? Allah bilir, gelip sana ağlamıştır. İyi oldu ama. Ben şimdi ikinizi birden ağlatacağım. Bu sefer sen ağlarken ben güleceğim Serhat, emin ol. Burada bir video var, 2 saat önce çekildi. Kim bu kız? Vallahi ismi Nermin. Şu Fatma gibi. Şebeke kaçırmış, bak istiyorlardı. Ben daha hayırlı bir iş için kullanayım diye düşündüm. Şimdi sana daha ilginç bir şey göstereceğim. Cenaze arabasını göster bana. Hani demin kefenlere bombayla sarılmış Nermincik var ya, o tabutun içinde şimdi Karaca Ahmet mezarlığına doğru yolda. Etrafında gördüğün o gözü yaşlı insanlar da tabutun içinde babaları var sanıyor. Tabii ben ne yapıp edip babalarıyla Nermin'in yerini morgda değiştirdim. Ama değiştirdiğimi onlara söylemedin tabii, saygısızlık olurdu. Ne yapmaya çalışıyorsun lan sen, soysuz? Merhametin nereye kadar işe yarayacak onu görmek istiyorum Serhat. Şimdi cenaze arabası yolda. Bomba patlamadan imha edebilirseniz o ne hala. Ha bu arada polisi ararsanız ya da sizden başka herhangi biri o tabutun kapağını açarsa adamın bombayı uzaktan patlatacak. Böylece Nermin ve etrafındakiler havaya uçacak ama tabii sen böyle bir şey istemezsin. Sen var ya, sen çakalsın çakal. Oraya yetişemeyeyim diye ben yoldayken patlatırsın sen o bombayı. Yok, o zaman oyunun zevki çıkmaz Serhat. Söz, Nermin'i kurtarıp kurtaramayacak mısın? Sonuna kadar bekleyeceğim. Ha bu arada burada laga luga yapıyoruz ya. 35 dakikan kaldı. Yerinde olsam fırlardım. Nermin'e selamımı söyleyin.